Bismillahirrahmanirrahim. Cümleten hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah bu akşam sizlerle beraber yepyeni bir kitabın ilk videosunu çekeceğiz. 10 kitaplık bir seriye inşallah başlayacağız. El Beyan isimli serimizi. Öncelikle kısa bir kitap olan El Kitabu Te'sisi yani temel kitabı, başlangıç kitabını göreceğiz. Sonrasında her birisi üçer kitaptan oluşan üç seviyeyi El-Musteve El-Evvel, El-Musteve El-Thani ve El-Musteve El-Thalithu'yu okuyarak inşallah 10 kitaplık serimizi tamamlayacağız. Her gün video paylaşamayacağım ama şunu belirtmek isterim ki bu serinin tamamını yani 10 kitabın tamamını da İnşallah bizi takip eden siz kardeşlerimizle YouTube üzerinden paylaşacağım. Kitapların tamamının bölümlerini inşallah YouTube kanalımızda bulacaksınız. Her gün video atamayacağım belki ama ilerleyen aylarda daha sık, daha fazla video atmaya gayret edeceğim. Şu aralar tamamlamaya çalıştığım diğer videolar var. Bunun sebebiyle ara ara bu kitaptan video atabileceğim. O yüzden sizlerden birazcık sabırlı olmanızı istiyorum sayın hocalarım. Evet, kitabımızın kapağı bu şekilde. El Beyan dediğimiz gibi El Kitabu Te'sisi öncelikle okuyacağımız kitap temel kitap olacak. Bu kitabımızda 5 tane ünite var. 5 tane ünitemiz var. Ben bu kitapları internetten sipariş edip aldım. İkinci el olarak sipariş verdim ve o şekilde aldım. O yüzden ilk birkaç videomuzda yazılı yerler, bazı yer yer tercümeler göreceksiniz ama ilerleyen zamanlarda bunlar bitecek ve yazılmamış sayfalara da geleceğiz Allah'ın izniyle. El-Vehdetul Ula, birinci ünite. Birinci ünitemizde kıraat bölümümüzde bazı harfleri göreceğiz. B harfini, F harfini, Mim harfini, Vav harfini, Sin harfi, Sad harfi, T harfi ve T harfini inşallah bu dersimizde tanıyacağız. İstima bölümümüzde yani dinleme bölümümüzde temizul esvetil mütekaribeti fil mahreci. Mahreçte birbirine yakın olan seslerin ayrımını, ayrıştırılmasını göreceğiz. Kitabe yazı bölümümüzde de vaslul hurufi yani harfleri bağlamayı, harflerin bağlanmasını göreceğiz. Tekellüm, konuşma bölümümüzde de el-makta'ul kasiru yani kısa bölüm vel-makta'ul mütevassitu el-meftuhu ve açık ara bölüm göreceğiz. Bunun ne olduğunu dersimizin içerisinde daha iyi anlayacağız. El-terakibu vel-kavaidu bölümümüzde de yani terkipler, kelime dizilişleri ve Arapça kaideler bölümümüzde de bu dersimizde yani birinci ünitede el-e'adadul ehadu min vahid ila hamse yani birlik sayıları göreceğiz birden beşe kadar sayın hocalar. Evet, şöyle aşağıya doğru indiğimiz zaman bu ilk iki sayfa resimli sayfalarımız ve resimlerimiz gayet gördüğünüz gibi tam bir öğrenci işi, öğrencilerin öğrenimine dair. Şimdi gelelim birinci dersimize. Eddersul evvelu birinci ders. Bu dersimizde dediğimiz gibi bazı harfleri öğreneceğiz. B harfi bakın şu şekilde yazılıyor. F harfi gördüğünüz gibi noktası var dikkat edelim. Vav harfi ve mim harfi bugünkü dersimizin ana konusunu teşkil edecekler. İstemi'a lil muallimi, öğretmeni dinle. İstemi'a lil muallimi, öğretmeni dinle. Thumme sonra raddit, tekrar et. Halfehu, onun arkasından tekrar et. Yani şurada gördüğünüz Türkçe yazılar, sizlerin kafanızı karıştırmasın lütfen. Önemli olan benim söylediklerim. Bazen ben bir şey söylerim, orada başka bir şey yazabilir. Lütfen bunu kale almayalım. Benim söylediklerime inşallah konsantre olalım.
Şimdi ne yapacağız? Öğretmeni dinleyeceğiz ve onun arkasından tekrar edeceğiz. Bâbun, bâbun, kapı. Fîlun, fil, fîlun, fil. Mâlun, mal, mâlun, mal. Veledun, çocuk, veledun, çocuk. Bu kelimelere baktığımız zaman tam da bugünkü dersimizin konusu olan B harfiyle, F harfiyle, M yani Mim harfiyle ve Vav harfiyle başladıklarını görüyoruz. Kelimeleri ezberlemek adına bir kere daha tekrar edelim. Bâbun, fîlun, mâlun, veledun kelimeleri. Kendimize bir sözlük hazırlayabiliriz. Boş bir defterimizin en arka tarafına mesela hemze için birkaç sayfa, vav için birkaç sayfa, b için birkaç sayfa diyerek alfabedeki harf sayısınca bölümler bırakalım ve oraya bugünkü dersimizde öğrendiğimiz şu dört kelimeyi lütfen not edelim. Böylelikle seriyi tamamladığımızda çok fazla kelime içeren güzel bir sözlüğü de türetmiş olacağız. İkinci alıştırmadayız. İkra el hurufel atiyete, gelen harfleri oku me'al muallimi, öğretmenle beraber. F, B, B, F, Lam, Vav, Vav, Mim, Vav, Mim, F, B, Mim, Vav, B, F harflerini okumuş olduk. Üçüncü alıştırmamızda kerrir, tekrar et. Kerrir, tekrar et. Vera el muallimi, öğretmenin arkasından. Vera'e, arka kelimesi, öğretmenin arkasından tekrar et. Bâbun, fîlun, mâlun, veledun. Bâbun, fîlun, mâlun, veledun kelimeleri. Dördüncü alıştırmamız da daireten havlel harfi lezî tesme'uhu, duyduğun, tesme'uhu, işittiğin harfin etrafına daire koy alıştırması. İşittiğin harfin etrafına daire koy alıştırması. Şimdi ben tabii ki bu kitabın ses kayıtları da olduğunu düşünüyorum. Ama biz onları dinleyerek yapmayalım. Ben bu harflerden herhangi birini söyleyeyim ve biz bunu ne yapalım? Daire içerisine alalım. F, Mim, B, F. Bakın bu kadar basit. Sizler de istediğiniz harfi burada söyleyebilirsiniz. Mesela B, Vav, Mim, B gibi. İstediğiniz şekilde bu alıştırmayı yapabilirsiniz. Geldik 5. alıştırmamıza. Uktub el hurufel atiyete, gelen harfleri yaz alıştırması. Uktub yaz, el hurufel atiyete, gelen harfleri yaz alıştırması. Tabii ki kitabı olan kardeşlerimiz buraya B harfini, buraya F harfini, buraya Mim harfini, buraya da Vav harfini lütfen aşağıya kadar, sayfanın aşağısına kadar buraları doldurarak Allah'ın izniyle bu dört harfin talimini mutlaka ve mutlaka yapsınlar. 6. alıştırmadayız. İstemi'a ilel muallimi, öğretmeni dinle. İstemi'a ilel muallimi, öğretmeni dinle. Fummentikil hurufe, sonra harfleri konuş. Untık, konuş yani telaffuz et. Vel kelimati veraehu, harfleri ve kelimeleri onun arkasından oku, onun arkasından telaffuz et alıştırması. Bâbun, beytun, fîlun, fevka, mâlun, milhun, veledun, vechun. Bir kere daha okuyalım. Bâbun, kapı, beytun, ev, fîlun, fil,
fevka üzerinde, malun mal, milihun tuz, veledun çocuk, vecihun yüz kelimesi. Yani vücudumuzda bulunan yüzümüz anlamında vecihun kelimesi. Yedinci alıştırmadayız. Lahiz dikkat et. Lahiz dikkat et. Odaklan. El kelimat-i latiyete gelen kelimelere. Thumme uktub sonra yaz. Eve ile hurufihe. Yani onların harflerinin başlarını. Onların harflerinin ilklerini yaz. Yani babunun b'sini, filunun f'sini, malunun m'sini ve veledunun vavını ne yapacağız? Yazacağız. Lahiz, dikkat et. Keyfe nektubu, nasıl yazıyoruz? Hâzihil hurufe, bu harfleri fi bidayetil kelime, kelimenin başlangıcında, kelimenin başında bu harfleri nasıl yazıyoruz? Dikkat et. Mesela B eğer kelimenin başında gelirse bu gördüğümüz şekilde yazılıyor. Ya da F kelimenin başında gelirse bu şekilde yazılacak. Mim herhangi bir kelimenin başında gelirse bu şekilde yazılacak. Ve Vav herhangi bir kelimenin başında gelirse gördüğünüz şekilde yazılacak. Uktub el hurufel atiye. Gelen harfleri yaz. Fi bidayetil kelime. Kelimenin başında gelecek şekilde yaz. Yani mim harfini, vav harfini, f harfini ve b harfini kelime başında geldiklerinde nasıl yazılıyorlarsa o şekilde yaz alıştırması. Mesela b dediğimiz gibi kelime başında gelince böyle yazılacak. F böyle yazılacak. Mim böyle yazılacak ve vav kelime başında gelince böyle yazılacak. Mutlaka bunları zamanı müsait olan kardeşlerimiz ne yapsınlar? Yazarak çalışmalarını kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi geldik ikinci dersimize. Bu ünitemizde, yani kitabımızın toplam 5 üniteden oluştuğunu söylemiştik. Ve her ünitemizde 6 dersten oluşmakta sayın hocalar. Her ünitemizde 6 dersten oluşmakta. İnşallah burada dersimizi noktalayalım. Yani uzun uzun videolarla sizleri sıkmak istemiyorum. O yüzden ne yapalım? İnşallah ikinci dersi de ayrı bir videoda ele alırız. Eğer baktık ki ikinci ders kısaysa, ikinci dersle üçüncü dersi ya da 2-3-4. Dersleri de ne yapabiliriz? Birbirleriyle birleştirerek orta halli videolar hazırlayabiliriz Allah'ın izniyle. Şimdilik burada kalalım. İnşallah en kısa sürede öncelikle birinci ünitemizi ve sonrasında da 5 üniteyi tamamlayarak bu temel kitabı bitirerek inşallah asıl kitabımıza geçeceğiz Allah'ın izniyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. İkinci derste görüşmek üzere. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci dersimizle tekrar birlikteyiz. El-Dersu Thani, ikinci ders. Birinci alıştırmamızda İstemi' likra'etil muallimi lihâzihil kelimâti. Öğretmenin likra'etil muallimi, öğretmenin okumasını dinle lihâzihil kelimâti, bu kelimeler için öğretmenin okumasını dinle. Thumme kerrirhe, sonra onları tekrar et alıştırmasındayız. B harfiyle alakalı cebelun, dağ kelimesi. Cebelun, dağ kelimesi. F harfiyle alakalı, yani içerisinde F harfi geçen tıflun, çocuk kelimesi. Tıflun, çocuk kelimesi. İçerisinde mim harfi geçen semaun, gökyüzü. Semaun, gökyüzü kelimesi. Ve içerisinde vav harfinin geçtiği nurun, ışık kelimesi. Nurun, ışık kelimesi. Bir daha bakalım. Cebelun, tiflun, semaun, nurun kelimeleri. Vel en, şimdi ikra, oku. El hurufel atiyete, gelen harfleri oku. Bakalım şuradaki harflerimize. B,
F-M-V. Hepsini üstün harekesiyle okuduk ama harflerin isimlerini de söyleyebiliriz. B harfi, F harfi, Mim harfi, Vav harfi. Diğer bir alıştırmadayız. Da daireten havlel harfi lezi tesme'uhu. Duyduğun harfin etrafına daire koy alıştırması. Mesela burada vav harfini duyduğumuzu varsayalım. Vav, mim, vav, fe diyerek bu alıştırmayı da rahatlıkla yapabilirsiniz. Üçüncü alıştırmadayız. Uktub el hurufel atiyete. Gelen harfleri yaz alıştırması. Gelen harfleri yaz. Mülahizan, dikkat ederek. Vurudehe, yani gelişlerine. Fi bidayetil kelime, kelimenin başında. Ve fi vasatihe, ve ortasında. Yani kelimenin başında ve ortasında yer almalarına, gelmelerine dikkat ederek gelen harfleri yaz alıştırması. Şimdi vav harfimiz eğer kelimenin başında gelirse bu şekilde yazılacak. Kelimenin ortasında gelirse bu şekilde yazılacak. F harfimiz kelimenin başında gelirse bu şekilde yazılacak. Kelimenin ortasında gelirse F harfimiz bu şekilde yazılacak. Mim harfimize bakalım. Eğer kelimenin başında gelirse mim harfimiz bu şekilde yazılacak. Kelimenin ortasında gelirse bu şekilde yazılacak. Son olarak B harfimiz eğer kelimenin başında gelirse bu şekilde yazılacak. Kelimenin ortasında gelirse de bu şekilde B harfinin ne yapacağız? Yazacağız. Uktub yaz el harfeynil atiyeteyni. Gelen iki harfi yaz. Fi bidayetil kelime. Kelimenin başında gelen iki harfi yaz alıştırması. Yani B harfimiz ve mim harfimiz eğer kelimenin başında gelirlerse nasıl yazılacaklar? Bunun alıştırmasını yapacağımız güzel bir alıştırma. B harfi kelimenin başında gelirse şu gördüğünüz şekilde yazılacak. O yüzden buraların tamamına böyle B harfleri yazarak burayı dolduracağız. Mim harfi de kelimenin başında geldiğinde böyle yazılır. O yüzden buraları da gördüğünüz gibi mim harfiyle dolduracağız. Uktub el harfeynil atiyeteyni. Gelen iki harfi yaz. Fi vasatil kelime. Yani kelimenin ortasında gelen iki harfi yaz alıştırması. Burada da vav ve F harflerimizi kelimenin ortasında geldikleri şekliyle ne yapacağız? Yazacağız. Vav eğer kelimenin ortasında gelirse bu şekilde yazılacak. F eğer kelimenin ortasında gelirse de bu gördüğümüz şekliyle yazılacak sayın hocalar. Evet, böylelikle ikinci dersimizi de bitirdik. Kitabımızın birinci ünitesinin üçüncü dersinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı sabahlar diliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü dersimizle tekrar birlikteyiz. Birinci alıştırmamızda istemi' dinle li kıraetil muallimi öğretmenin okumasını dinle li hazihil kelimati bu kelimeleri öğretmenin bu kelimeleri okumasını dinle thumme sonra kerrirhe onları tekrar et alıştırmasındayız. İçerisinde mim harfinin geçtiği femun ağız kelimesi, femun ağız kelimesi, içerisinde vav harfinin geçtiği delvun kova kelimesi, delvun kova kelimesi, içerisinde b harfinin geçtiği ratbun ıslak, ratbun ıslak kelimesi ve içerisinde F harfinin geçtiği sakfun çatı kelimesi. Sakfun çatı kelimesi. Bir kere daha okuyalım. Femun, delvun, ratbun, sakfun kelimeler. Vel ane şimdi
İkra, oku. El hurufel atiyete, gelen harfleri oku. Mim harfimiz var. Vav harfimiz. B harfi ve F harfi. Mim, vav, B, F harfi. İkinci alıştırmamızda da daireten, bir daire koy. Havlel harfi lezi tesme'uhu evvelen. İlk olarak, yani ilk duyduğun harfin etrafına daire koy alıştırması. Mesela burada B harfini duyduğumuzu düşünelim. B harfi. Burada F harfi. F. Burada da mim harfi olsun. Mim. Evet, bunların etrafına kolaylıkla daire koyabilirsiniz. Üçüncü alıştırmadayız. Untiqil hurufel atiyete. Gelen harfleri konuş. Gelen harfleri söyle. Mülahizan, dikkat ederek. El fethate, fethaya. Vel elife, elife dikkat ederek söyle. Tabii ki buradaki eliften kastımız şuralarda gördüğünüz harfi med olan, yani tecvid ilminde uzatan elifimiz, ona da dikkat edelim. Şimdi bu dört harfi hem fethalı yani üstünlü hem de elifli versiyonlarını okuyalım. B, 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 M, 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 V, 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 F, 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 F. Bunları mutlaka sizler de sesli bir şekilde talim yapmayı unutmayalım. Şimdi burada yine yazılışları var aynı şekilde. B harfi üstünlü hali, yani fethalı hali. B ise elifli versiyonu. Bakın B, B. Burada hem fethası var hem de uzatan elifi var. Bakın bir daha okuyalım. B, V, V, M, M, F, F. Yani hem buradaki fethalara hem de buradaki eliflere mutlaka ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Bir daha okuyalım isterseniz. B, B, V, V, M, M, F, F. Dördüncü alıştırmadayız. İstemi' dinle ilel kelimat-i latiyete, gelen kelimeleri dinle. Minel muallimi, öğretmenden. Thumme kerrirhe, sonra onları tekrar et alıştırması. Bakalım. B harfiyle alakalı bekaratun, inek kelimesi. Bekaratun, inek kelimesi. Yine B harfinin uzatılmış elifli versiyonuyla alakalı babun, kapı kelimesi. Babun, kapı kelimesi. Mim harfinin fethalı haliyle örnek mevzun, muz kelimesi. Mevzun, muz kelimesi. Mimin elifli haline örnek malun, mal kelimesi. Malun, mal kelimesi. Vav harfinin fethalısına örnek veledun, çocuk kelimesi. Veledun, çocuk kelimesi. Vav'ın elifli versiyonuna örnek veliyun, vali, valiyun, vali kelimesi, valiyun. F harfinin fethalısına örnek femun, ağız kelimesi. Bakın şuradaki dudağı özellikle silelim. Çünkü femun dudak değil, ağız kelimesi. Femun, ağız kelimesi. Ve F harfinin eliflisine örnek de ferisun, ferisun. İşte Farslı, İranlı olabilir ferisun. Ya da atlı olabilir. Bu tarz anlamlara geliyor bu kelime. Ferisun kelimesi. Şimdi isterseniz bu kelimeleri bir kere daha okuyalım. Bekaratun, babun, mevzun, malun, veledun, veliyun, femun, ferisun kelimeler.
Evet, böylelikle üçüncü dersimizi de tamamlamış olduk. Dördüncü derste görüşmek üzere. Hayırlı sabahlar diliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabımızın dördüncü dersiyle birlikteyiz. Birinci ünitemizin dördüncü dersindeyiz. Eddersu Rabi'u, dördüncü ders. Bu dersimizde öncelikle bazı harfleri tanıyarak dersimize başlayacağız. Sin harfi, sad harfi, T harfi ve T harfi. Sin, sad, T ve D harflerini tanıyarak başlayacağız. Şimdi içerisinde bu harflerin geçtiği bazı kelimelere bakalım. Surun, surun, çit kelimesi. Surun, çit kelimesi. Sabahun, sabah, sabahun, sabah kelimesi. Tinun, incir kelimesi. İçerisinde T harfinin geçtiği tinun, incir kelimesi. Ve içerisinde T harfinin geçtiği dinun, çamur kelimesi. Dinun, çamur kelimesi. Bir daha okuyalım. Surun, çit kelimesi. Sabahun, sabah. Tinun, incir. Dinun, çamur kelimeler. Birinci alıştırmamızda ikra, oku, el hurufel atiyete, gelen harfleri oku. Gelen harfleri oku alıştırması. Se, sa, sa, se, te, ta, da, te. Ya da harflerin isimlerini de söyleyebiliriz. Sin, sad, sad, sin, te, tı, tı, te olarak da okuyabiliriz. İkinci alıştırmamızdayız. İstemi', dinle, li kıraetil muallimi, öğretmenin okumasını, li hâzihil kelimâti, bu kelimeleri okumasını dinle, thumme kerrirhe, sonra onları tekrar et alıştırması. Hisanun, hisanun, at kelimesi. Hisanun, at kelimesi. Aselun, bal. Aselun, bal kelimesi. Kitabun, kitap. Kitabun, kitap. Matarun, yağmur kelimesi. Matarun, yağmur kelimesi. Baktığımız zaman hisanun'un içerisinde bir sad harfi, aselun içerisinde bir sin harfi, kitabunun içerisinde bir T harfi ve matarunun içerisinde de bir T harfini görmekteyiz. Geldik üçüncü alıştırmamıza. Da dairaten havlel harfillezî tesme'uhu fil kelimâtil âtiyeti. Gelen kelimelerin içerisinde duyduğun harfin etrafına daire koy alıştırması. Daire koy alıştırması. Saffun, sınıf kelimesi. Saffun, sınıf kelimesi. Hisanun, at kelimesi. Hisanun, at. Sarsurun, hamam böceği. Sarsurun, hamam böceği. Suelun, soru. Suelun, soru. Tayrun, kuş. Tayrun, kuş. Havtun, balina. Havtun, balina. Matarun, yağmur. Matarun, yağmur. Sevtun, kamçı. Sevtun, kamçı. Suverun, resimler. Suverun, resimler. Surun, çit. Surun, çit. Mesaun, akşam. Mesaun, akşam. Şemsun, güneş. Şemsun, güneş. Tutun, dut. Tutun, dut. Havtun, balina. Havtun, balina. Satrun, satır. Satrun, satır. Ve son olarak teysun, keçi. Teysun, keçi kelimesi. Biz burada bugünkü dersimizin de konusu olan sin harflerini, sad harflerini, t harflerini ve t harflerini
daire içerisine alalım. Mesela şuradakisini, buradakisini, buradakisini, buradaki T'yi, buradaki T'yi alalım. Buradaki T'yi, buradaki T'yi vesaire. Bu gördüğümüz sinleri, sınları, sadaflerini yani T'leri ve T'ları daire içerisine alalım. Dördüncü alıştırmadayız. İstemi' lil muallimi, öğretmeni dinle, öğretmeni dinle. Ve huve o yekra'u, o okuyor. Yani öğretmen okurken onu dinle. Thumme sonra da daireten, sonra daire koy. Havle harfi sin, sin harfinin etrafına daire koy alıştırması. Esselamu aleykum, esselamu aleykum. Me'as selameti, selametle görüşürüz. Me'as selameti görüşürüz. Burada da yine sin harfimiz var. Ve aleykumusselam, yani selam senin üzerine olsun. Ve aleykumusselam. Me'as selameti, görüşürüz selametle. Me'as selameti, görüşürüz selametle anlamında. Tabi bu karşılıklı diyalog şeklinde hazırlanmış. Esselamu aleykum ve aleykumusselam. Me'as selameti, me'as selameti tarzında küçük bir diyalog olabilir. Önce bunu söyleyeceğiz. İkinci olarak burayı, üçüncü olarak burayı ve dördüncü olarak da burayı. Burada tabi bizim için önemli olan şu an bu kalıplardan ziyade içerisinde sin harfinin kullanılmış olması. Sin harflerine özellikle dikkat edeceğiz. Evet, böylelikle dördüncü dersimizi de bitirmiş olduk. Birinci ünitemizin son dersi olan beşinci derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bismillahirrahmanirrahim. El-Beyan kitabımızın birinci ünitesinin beşinci ve son dersiyle tekrar birlikteyiz. Birinci alıştırmamızda istemi'a, dinle, liqiraetil muallimi, öğretmenin okumasını dinle, lihazihil kelimati, bu kelimeleri, thumme kerrirhe, sonra onları tekrar et alıştırması. Sema'un, gökyüzü, sema'un, gökyüzü, kitabun, kitap, kitabun, kitap, nisfun, yarım, nisfun, yarım, battun, ördek, battun, ördek kelimeleri. Tabii ki bu kelimelerin içerisindeki t harfi, sad harfi ve sin harfi, t harfi bizim için önemli olan harfler. Bunların yazımına, kelimenin başında, ortada ve sonda yazımlarına özellikle dikkat edeceğiz. Semaun, kitabun, nisfun, battun kelimeler. Ve'l-âne, şimdi ikra, oku, el-hurufel-âtiyete, gelen harfleri oku. Sin, te, sad, tı. Sin, te, sad, tı harfleri. Bu neden var? Şu küçük alıştırma niçin var? Acaba biz kelimenin başında yazılan sini, kelimenin ortasında yazılan t'yi, kelimenin ortasında yazılan sadı ve kelimenin sonunda yazılan tı'yı acaba tanıyabiliyor muyuz? Öğrenebildik mi? İkinci alıştırmadayız. İstemi' dinle, istemi' dinle, thumme sonra, haddidil harfe sakinen minel müteharriki, sonra sakin harfi harekeli harften ne yapacağız? Haddit, sınırlayacağız, belirleyeceğiz. Şimdi muhtemelen burada bize ses kaydında bazı harfler okunuyor. Bakacağız bakalım. Eğer sakinse burayı, harekeli ise burayı. Sakinse burayı, harekeli ise burayı. İşte harekeli ise burayı işaretleyeceğiz. Bu alıştırmayı böylece geçelim. Üçüncü alıştırmadayız. Lahiz, dikkat et. El hurufe, harflere. Hangi harflere? Sin, sad, te ve t harflerine dikkat et. Fi mevadi'ihe el muhtelife. Farklı konumlardaki, farklı konumlarda, yani kelimenin başında olabilir, ortasında olabilir, sonunda olabilir. Farklı konumlardaki sin, sad, t ve t harflerine dikkat et. Thumme uktubhe, sonra onları yaz alıştırması. Bakalım.
Lahiz el hurufe, harflere dikkat et. Sin, sad, te ve t fil kelimetilatiye. Gelen kelimelerin içerisindeki bu harflere dikkat et alıştırması. Kelimelerimizi okuyalım. Seyfun, kılıç kelimesi. Seyfun, kılıç kelimesi. Burada sin harfi bidayetul kelime, kelimenin başında. Sayfun, yaz mevsimi. Burada sad harfi bidayetul kelime, kelimenin başında. Vesatun, orta kelimesi. Burada sin harfi vesatul kelime, kelimenin ortasında. Hisanun, at kelimesi. Burada sad harfi vasatul kelime, kelimenin ortasında. Teysun, burada teysun kelimesinde sin harfi kelimenin sonunda, ahirul kelime. Kafesun kelimesinde de kafes, yani burada da sad harfi kelimenin sonunda, bakın. Ahirul kelimeti, kelimenin sonunda. Yine teysun kelimesi, burada t harfi kelimenin başında, bidayetul kelime. Davilun, uzun. Davilun, uzun kelimesi. Burada t harfi kelimenin başında. Kitabun, kitap kelimesi. Burada t harfi vasatul kelime, kelimenin ortasında. Kitarun, tren kelimesi. Kitarun, tren kelimesi. Burada t harfi kelimenin ortasında. Sebitun, sebtun, yani yevmus sebt, cumartesi gününü ifade eden sebtun kelimesi. Burada t harfi kelimenin sonunda. Vesatun, orta kelimesi. Vesatunda da t harfi kelimenin sonunda. Bu alıştırma bizim için önemli sayın hocalar. Çünkü sin harfi olsun, sad harfi olsun, t harfi olsun ve t harfi olsun, kelimenin başında, ortasında ve sonunda nasıl yazıldıklarını bize bir kere daha hatırlatan gayet güzel bir alıştırma. Vel ane, şimdi uktub, yaz, el hurufe, harfleri yaz, fi mevadi'ihe el muhtelifeti, farklı konumlarda gelen harfleri yaz alıştırması. Yani sin harfi kelimenin başında gelirse böyle yazılacak, kelimenin ortasında gelirse böyle yazılacak, kelimenin sonunda gelirse böyle yazılacak. Bunları mutlaka yazalım. Sad harfi kelimenin başında gelirse böyle yazılacak, kelimenin ortasında gelirse böyle yazılacak, kelimenin sonunda gelirse eğer böyle yazılacak. Buraları da mutlaka dolduralım. T harfi kelimenin başında gelirse böyle yazılacak, kelimenin ortasında gelirse böyle yazılacak ve kelimenin sonunda gelirse böyle yazılacak. T harfi kelimenin başında gelirse böyle yazılacak, kelimenin ortasında gelirse böyle yazılacak ve kelimenin sonunda gelirse böyle yazılacak. Evet, 5. dersimizi de böyle sonlandırmış olduk. Ben 5 ünite var biliyordum ama 6. yani 1 ünitede 5 ders olduğunu düşünüyordum ama 6. dersimiz de var. 6. derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bismillahirrahmanirrahim. 1. ünitemizin 6. ve son dersiyle birlikteyiz. Eddersu sadisu, 6. ders. 1. alıştırmamızda istemi'a li kiraetil muallimi li hazihil kelimat, öğretmenin okumasını dinle, bu kelimeleri okumasını dinle. ثُمَّ كَرِّرْهَ, sonra onları tekrar et alıştırması. Surun, çit kelimesi. Surun, çit kelimesi. Bâbun, kapı kelimesi. Bâbun, kapı kelimesi. Nisfun, yarım. Nisfun, yarım kelimesi. Ve tutun, dut kelimesi. Tutun, dut kelimesi. Şimdi bu 1. ünitemizin, yani kitabımızın 1. ünitesinin tamamı bu sin harfi, sad harfi, t harfi, t harfi, b harfi, yani bu harflerle ilgilendiğinden dolayı sürekli bu harflerle alakalı kelimeleri biz görüyoruz, öğreniyoruz. Bu harflerin uygulamalarını görüyoruz. T harfiyle alakalı battun, ördek. T harfiyle alakalı teysun, keçi.
Sin harfi ile alakalı sevtun kamçı ve B harfi ile alakalı da beytun ev kelimesini görmekteyiz. Bir kere daha bu harflerimize bakalım. Surun, babun, nisfun, tutun, battun, teysun, sevtun ve beytun kelimeleri. Tabii ki bu kelimeleri daha kitabımızın başındayız. Daha okuyacağımız 9 cildimiz daha var. Yani bu cildin dışında 9 cilt daha okuyacağız bu eserimizde. O yüzden bu kelimeleri şimdiden not etmeye başlayabiliriz. Kendi sözlüğümüzü oluşturmaya başlayabilirsiniz. İkinci alıştırmamız istemi' dinle. Thumme haddidil harfe sakine. Sonra sakin harfi işaretle. Minel müteharriki harekeli harften. Şimdi bu kitabın ses kayıtları da mutlaka vardır ama şu an bu çok basit bir alıştırma olduğu için ses kayıtlarını olayına hiç girmeyeceğim. Ama ilerleyen ciltlerde önemli alıştırmalar olursa ses kaydı ile alakalı mutlaka o ses kayıtlarını da size dinleterek alıştırmalarımızı bu şekilde gerçekleştireceğiz. O yüzden bu alıştırmayı şimdilik geçelim. Üçüncü alıştırmadayız. Uktub yaz, el hurufe harfleri yaz. Bi eşkalihel muhtelife, farklı şekilleriyle yaz. Şimdi bakın harflerimiz burada el harfu harf, B harfi, mim harfi, F harfi, vav harfi, sin harfi, sad harfi ve T harfini burada görmekteyiz. Şimdi harflerimiz bunlar. Harflerimiz bidayetul kelime, kelimenin başında geldiği zaman bakın böyle yazılıyor: B harfi, mim harfi kelime başında, F harfi kelime başında, vav harfi kelime başında, sin harfi kelime başında, sad harfi kelime başında, T harfi kelime başında. Tinun mesela. Yine vasatul kelime, kelimenin sonunda yazılışı. B'nin yani ortasında, pardon, ortasında. B kelimenin ortasında yazılırsa böyle. Mim kelimenin ortasında, F kelimenin ortasında, vav kelimenin ortasında, sin kelimenin ortasında, sad kelimenin ortasında ve T kelimenin ortasında gelirse böyle yazılacak. Ehudul kelime, kelimenin sonunda yazılışı ama müttasil, bitişik. Yani kelimenin sonunda ama kendisinden önceki bir harfe bitişirse B böyle yazılacak. Mim kelimenin ortasında bitişik halde, F kelimenin ortasında bitişik halde, vav kelimenin ortasında bitişik halde, sin kelimenin ortasında bitişik halde, sad kelimenin ortasında sonunda bitişik halde. Bunların hepsi sonunda. Sayın hocalarım, sabah erken saatte kayıt yaptığım için bazen maalesef aklım gidiyor. Yani düşündüğümü söyleyemiyorum. T kelimenin sonunda ve bitişik bu şekilde. Yine kelimenin sonunda ama munfasıl, yani ayrık. Kelimenin sonunda gelmiş ama kendisinden önceki harfi bitişmemiş. Ne gibi? B kelimenin sonunda ve ayrık yazılışı, mim kelimenin sonunda ve ayrık, F kelimenin sonunda ve ayrık, vav kelimenin sonunda ve ayrık, sin kelimenin sonunda ve ayrık, sad kelimenin sonunda ve ayrık ve T kelimenin sonunda ve ayrık. Şimdi burada bazı kelimeler bakın buraya yazılmış gördüğünüz gibi. İşte battun ördek yani. İşte kebirun büyük ya da ekberu en büyük. Kalbun kalp, kitabun kitap gibi. Ama kitabımız bize burada bunlardan kelime türetmemizi istememiş. Bizden sadece bu şekilde yazılışlarını aşağılarına geçirmemizi istemiş. Biz de o şekilde bunları yapalım. Örnek bölümündeyiz. Thevbun mesela elbise. Thevbun. Thumun, savfun, servun, kavsun, sumu, susun ve savtun kelimeleri gibi. Burada işte sad harfinin, t'nin, sinin, vavun, f'nin ve mimin, burada da yine vavun kullanımına örnekler bize sunulmuş durumda. Şimdi bu birinci ünitemizin sayı bölümündeyiz. El-e'adadu min vahid ila hamse. Birden beşe kadar sayılar. Birden beşe kadar sayılar. Bakalım. Vahidun, ifnani, selâfetun, erbe'atun, hamsetun.
ya da vahid, ifnen, felete, erbe'a, hamse. Yine aynı şekilde birisi cezimli okunuşu, birisi tenvinli okunuşu. Birden beşe kadar sayılar bu şekilde. Bunları mutlaka ve mutlaka ezberleyeceğiz ve öğreneceğiz. Dördüncü alıştırmadayız. İstemi' dinle ile hâzihil e'adâdi. Bu sayıları dinle. Minel muallimi öğretmenden dinle. Thumme kerrirhe. Sonra onları tekrar et. Alıştırması. Vahidun bir. Vahidun bir. İthnâni iki. İthnâni iki. Thelâfetun üç. Thelâfetun üç. Erbe'atun dört. Erbe'atun dört. Hamsetun beş. Hamsetun beş. Bir daha söyleyelim. Vahid. Vahid. İthnân. Thelâfe. Erbe'a. Hamse. Ya da vahidun. İthnâni. Thelâfetun. Erbe'atun. Hamsetun. Birden beşe kadar sayılar. Beşinci alıştırmadayız. Uktup yaz. El-e'adâde l-âtiyete gelen sayıları yaz alıştırması. Kitabımız birinci ünitemizin bu son sayfasında bize sayıların yazımını da öğretmek istiyor. Vahidun, 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 vahidun. İthnâni, 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 ithnâni. Thelâfetun, 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 thelâfetun. Erbe'atun, erbe'atun, erbe'atun. Erbe'atun, hamsetun, hamsetun, hamsetun ve hamsetun. Bunları mutlaka ezberleyelim. Şimdi yine yazacağız. Vahid, ifnan, thelâfe, erbe'a, hamse. Vahid, ifnan, thelâfe, erbe'a, hamse. Ya da vahidun, ifnani, thelâfetun. Evet, şunları bu şekilde yapmayalım. İthnâni, selâfetun, erbe'atun ve hamsetun olacak. Bu beş rakamı, yani ilk beş sayıyı mutlaka ezbere bilmemiz lazım sayın hocalar. Evet, böylelikle El-Beyan temel kitabımızın birinci ünitesini geride bıraktık. İnşallah diğer ünitelerde de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar diliyorum.